Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de sizlerle beraber tam mevsimiyken güzel bir ıspanak yemeği hazırlayacağız. Evet, sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimize geçelim. Tenceremi ocağıma aldım ve altını yaktım arkadaşlar. Hemen şöyle bir miktar sıvı yağımızdan tenceremizi şöyle bırakıyoruz. Toplamda şöyle 3 tahta kaşığı yağımı tenceremi ekledim. Hemen beklemeden üzerine şöyle büyük boy bir tane soğanımı yemeklik küçük küçük doğradım. Evet, ocağımızın altını açıyorum. Şöyle soğanlarımız kavrulurken hemen üzerine 2 dişli sarımsağımı doğrayacağım. Evet, sarımsağımızı doğradıktan sonra şöyle güzelce bir soğanlarımızı kavuralım. Evet, şöyle soğanlarımız bir miktar kavruldu. Hemen beklemeden üzerine buzlukta çıkardığım yazdan hazırladım. Şöyle bir miktar kapya biberimizden de ekliyorum. Yine şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı kadar vardır arkadaşlar. Tekrardan şöyle biberlerimizi birlikte kavurmaya devam edelim. Evet, soğanlarımız şöyle biberimiz yeteri kadar kavruldu. Hemen yarım kilo doğradığım şöyle arkadaşlar yıkayıp doğradığım ıspanağımızı da tenceremize ilave ediyoruz. Evet, ıspanağımızın ardından arkadaşlar hemen 2 yemek kaşığı şöyle bulgurumu yıkadım. Bulgurumuzu da ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzunu da attım elime hemen. Şimdi tekrardan şöyle bir karıştıralım. Artık bu aşamada şöyle kısık ateşte kavurarak yemeğimizi pişiriyoruz arkadaşlar. Hiç su falan eklemeyeceğiz. Zaten ıspanak birazdan kendi suyunu bırakacaktır. Eğer su da eklersek ıspanak da kendi suyunu bırakacak. Tamamen tencere su içinde olacak. O zaman da ıspanak suyunu çekene kadar da bayağı bir şöyle lapa şeklinde olur. İçindeki vitamini falan da kalmaz. O yüzden hiç su eklemenize gerek yok. Kendi buharında kısık ateşte yemeğimizi şöyle pişiriyoruz. Evet, şöyle güzelce bir karıştırdım. Hemen şimdi kapağımızı kapatacağız. Ara ara karıştırarak ıspanağımızı pişireceğiz arkadaşlar. Evet, şöyle bir yemeğimizi tekrar karıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi buharında kısık ateşte ağır ağır yemeğimiz kavruluyor. Hiç sıcak su eklemedim. Evet, tekrardan kapağımızı kapatıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şöyle ıspanağımız kendi suyunda kısık ateşte ağır ağır kavruldu. Artık ocağımın altını kapatacağım. Şöyle bir 10 dakika dinlendirdikten sonra güzel bir sunum tabağı hazırlayıp artık sizlere de veda edeceğim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Sizler de aynen bu tarifimde deneyin arkadaşlar. Tam mevsimiyken bol bol aslında haftada şöyle 2-3 kere ıspanak yememiz lazım. Biliyorsunuz ıspanak demir eksikliğine birebir. Evet, şimdi ocağımızın altını kapatıyorum. Şöyle bir 10 dakika yemeğimizi dinlendiriyoruz.
Evet arkadaşlar, yemeğimi şöyle bir miktar dinlendirdim. Ayrıca şöyle tavamda da tereyağlı biberli sosumu da hazırladım. Şöyle ıspanak kavurmamızı hemen kenara alıyorum. Evet şöyle bir miktar yemeğimizden şöyle tabağımızı alıp üzerine de güzel bir arkadaşlar sarımsaklı yoğurt. Hemen şöyle sarımsaklı yoğurdumuzdan da yemeğimizin üzerine gezdiriyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Sarımsaklı yoğurdumuzun ardından da şöyle pul biberli tereyağlı sosundan da şöyle güzelce yemeğimizin üzerine gezdirdik. Evet gördüğünüz gibi bugün de sizlerle beraber çok güzel ıspanak kavurduk arkadaşlar. İnanın ben çok beğendim. Eğer sizler de beğendiyseniz bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.